belki de karşısına geçip en açıklı, en masum ifademle biraz konuşurum. Belki gerçeği ona anlatırım. Eskiden kalbinin ihtiyacını benimle tatmin ettiğini. Bıkınca da doğruca öz abinin kucağına attığını söylerim. Nasıl? Yengen olarak seninle bazı şeyleri paylaştığımızı söylerim. Bence buna inanın. Çünkü biliyorsun, ben de fena bir aktris değilimdir. Modu'nun yanına yaklaşmayacaksın. Dört tane yemin edip zorla yaptığın bu evlilik çok mu önemli? O senin neyin oluyor artık? Karım o benim. Karım Madhubala Rishabkundra. Ben bunu aklımdan hiç çıkarmayacağım ve sakın sen de çıkarma. Madhubala benim karımdır. Her şey kadere bağlı ve kaderimiz kendi elimizde. Her şey kadere bağlı ve kaderimiz kendi elimizde. Her şey kadere bağlı. Her şey kadere bağlı ve kaderimiz kendi. Patron. Kapıda rahatsız etmeyin yazısı var, kör müsün? Yoksa senin için geçerli değil mi sanmıştın? Dışarı! Nelerle uğraşıyorum şurada? Yat baba, uzan. Yat, iyice uzan. Dur, ayaklarını kaldır. Hadi. Biraz daha yukarı çık. Hadi. Hadi ama baba. Midende ülserin varmış gibi bağırma öyle lütfen. Seninki hazımsızlıkmış. Bak, ilaçlarını al, bir şeyin kalmayacak. Al hadi. İlacını güzelce iç bakalım hadi. Rahat ol, kimse yanına falan gelmeyecek. Küçücük bir şey için dünyanın parasını harcadım. Biraz sabretsen ne olurdu sanki? Annemin kartı hastanede geçiyor. Bana gelince cimrilikte uzmansın. Konu kendin olunca hemen paraları saçmaya başlarsın. Sen ne aptal bir adam oldun böyle. Sanki hastaneye değil eğlenceye gitmişim. Oraya da hiç sensiz gittin mi? Midemde bir sorun oldu. Ben de doğal olarak doktora gittim. Bak oğlum, babana biraz saygılı olmayı öğren artık. Biriyle uğraşmak istiyorsan da yürü, yan odaya git, orada arkayın başının etini ye. Arkaya git, hadi. Baba yeter, çok fazla konuşma. Ağrın daha da artmasın. Sen arkayı falan bırak da ilaçlarını saatinde almaya bak. Doktor ne dedi? Bir sorun yok, her şey yolunda. Patron, şu adam 4-5 kez aradı.
Kim o? Sultanın adamıymış. Sultan şu... Evet. Yeraltı dünyasının büyük ismi oymuş. Bittu. Bir sürü insan onun adını vererek sahte telefonlar ediyor. Bombay'dan birileri... Patron, arayan numara yabancı. Bu kesinlikle kendisiydi. Tamam, neden paniğe kapılıyoruz? Polise şikayet edelim. Biz niçin uğraşıyoruz ki? Patron, polis. İşte yine arıyor. Ben konuşabilirim patron. Sakin ol Bittu. Ama sizin için endişeleniyorum. Sizi düşündüğüm için korkuyorum. Ne olduğunu hiç anlayamıyorum. Rezene tohumu nerede? Anne, rezene. Tamam. Bu arada babam nasıl oldu? Şimdi daha iyi. Güzel. Peki ya Madubala'nın ayağı? Şu anda endişelenecek bir durum yok. Aa, anladım. Rişab'ın pansuman ve bandaj yapması iyi olmuş. Bu arada ikisi stüdyoya mı gittiler? Erkin çekimleri devam ediyor mu? Hayır. Bugün çekim yok. Aslında bunlar hep Rişab'ın yüzünden oldu. Hiçbir zaman Rişab'ı çabucak evlendirmek gibi bir hayalim olmadı. Bu konuda baskı yapan annelerden olmadım. Ama bir yandan da istedim. Ama şu bir gerçek ki ne kadar arasam ona Madubala'dan daha iyi bir eş bulamazdım. Ama Rişab Madubala'nın değerini henüz anlayamadı. Tavırları kızcağızın cesaretini kırıyor olmalı. Ona sürekli eziyet ediyor ve canını yakıyor. O gece davette onu ne kadar aşağıladı. Küçük düşürdü. Bu evden gitmekte kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü olanlar gururuna dokundu. Zaten sırtında 4 milyon rupinin yükü olmasa Rişab'la aynı çatı altında asla kalmazdı. O kız ne yaptıysa babası için yaptı. Rişab onun tedavisi için 4 milyon rupi verdi. Ve bana bir gelin satın aldı. Bazen bu bana gerçekten çok tuhaf geliyor. Annesiyim, onu dünyaya ben getirdim. Ama onu gerçekten hiç anlayamıyorum. Bir yandan bu şekilde davranıyor, bir yandan setteyken ona bakıyor, alıp eve getiriyor. Görmedin mi? Neredeyse yere basmasına bile izin vermedi. Dünya döndükçe değişmeyecek bir şey yok. Kalp bile. Değil mi? Evet. Acaba Rişab'ımın kalbi de yavaş yavaş değişiyor mu? Evet. Siz rahat olun, hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey. Benim de bir kalbim var. Ve o buna izin vermeyecek.
Karım o benim, karım. O Madhubala Rishab Kundra. Bilezikleri senin takmanı istiyorum. Yalvarırım affet beni. Rishab'ımın o partide seni öyle aşağılayacağı aklımdan bile geçmezdi. Bilsem gelmen için o kadar ısrar eder miydim? Bayan Padmini, ben size bir şey demek için aramıştım. Doktor Madhu'nun yarası için çok derin değil dedi. Kısa zamanda iyileşecekmiş. Rahat olun, endişelenmeyin. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kalbime resmen su serptiniz. Bu arada o gece yaşananlar için sizden özür dilemek istiyorum. Benden neden özür diliyorsunuz Padmini? Ben o gün gerçekten de çok endişeliydim. Arkay Madhu'yu da aldı ve stüdyodan buraya birlikte geldiler. Bana Madhu hakkında söylemek istediği... Madhu iyi mi dedi? Rishab... Rishab bunu mu yaptı diyorsunuz? Padmini... Bilmiyorum bana inanacak mısınız ama... Ben bir şeye her geçen gün daha da inanıyorum. Çok yakında her şey yoluna girmiş olacak. Umarım siz haklı çıkarsınız. Allah'ın izniyle elbet her şey düzelecektir. İyi günler. Size de. Madhu kızım. Gelsene. Şimdi annenle telefonda konuştum, biliyor musun? Rishab. Rishab seni buraya getirmeden önce annene mi götürdü? Anne, sizin bana verdiğiniz bilezikler. Ama ben bunları geri almak için vermedim ki. Ama anne... Bir anne kızına hediye veremez mi yani? Bunları geri vereceksen bana artık anne deme. Anne. Hı? Gel, otur. Otur. Kendi annem beni dünyaya getiren kadın o partide sınırı aştığımı düşündü. Anne, o gece o partide... Sizce Arke'ye biraz sert çıkışmadınız mı? Ben onun annesiyim kızım. Azarlayacağım tabii. Demek o gün o yüzden geldi. Neden? Yoksa sana ters bir davranışım oldu? Yine kötü mü davrandı doğum sarıma? Hayır anne. Hatta aksine o gün yepyeni bir Arke'yi gördüm. Çok insancıl bir yanını gördüm. Kendinden başkasını düşünebildiğini. Anne, aynı gece bana bir de
biraz o fotoğraflardan bahsetti. Babası hakkında da konuştum. Ben bu olanların hiçbirini bilmiyordum. Hatta ondan özür dilemeye de çalıştım. Gerçekten, ama o bir türlü bunun için izin vermedi. Vermez, vermeyecektir de. Hatta bunları seninle nasıl paylaştı ona da çok şaşırdım. Çünkü kendisi bu konuyu normalde kendi kendine bile anlatmaktan çok çekinir. Rişap gerçekten çok değişti. Oğlum babasının ölümünden sonra kendini dış dünyaya kapattı. Ve ben tekrar evlenirken aklımda tek şey vardı: yeniden baba diyebileceği biri olması. Ama Rişap onun yerine bir daha kimseyi koyamadı. Günden güne katılaştı ve hep içine kapandı. Benim ona ihanet ettiğime inandı. Kendini buna zorla ikna etti. Benim yüzümden. Onun böyle taş kalpli biri olmasının tek nedeni ben oldum. Anne, siz neden kendinizi sorumlu tutuyorsunuz? Çünkü suçluyum. Onun ilişkileri olan inancına zarar verdim. Bu yüzden herkesin ihanet etmesinden korkuyorum. Onu birer birer bırakıp çekip gideceklerinden. Demek ki seninle konuşmayı seviyor. Bunun tek anlamı var. O hayatta birilerine güvenebiliyor artık. Açılıyor. Demek ki içinde bir şeyler değişiyor. Anne, ben Dipali ve Arkay, demek istediğim, özür dilerim ama aslında... Hayır. Tabii ki bilmeye hakkım var. Dipali... Gelin ve kaynana aşkında zirve. Sevgi var, gözyaşı var. Karıcığım, ben de seni arıyorum. Ama sanırım Arkay'ın büyük sırrını annem sana tam da açıklamak üzereymiş. Karıcığım, seni arıyordum. Ama bence Arkay'ın büyük sırrını 5. bölümde vereceksin. Hayır. Senaryo bittiğine göre başlayalım mı? Arkay, annemle ben sadece... Seni kaldırıp götürebileceğimi çok iyi biliyorsun Madhubala. Geleceğim. Aferin sana.
Önemli değil Arkay. Otur. Ben iyiyim. Arkay ben... Şşşt. Sus. Arkay ben iyiyim. Şşşt. Sessiz ol. Bacağını göster. Arkay önemli değil, ben yaparım. Hayatımda ilk defa ilaç sürmüyorum. Stüdyodaki geceyi hatırlıyor musun? Dipali hakkında ne bilmek istiyorsun? Kabul etmen gerekir ki o benim yengem. Sen nasıl bu evin bir geliniysen o da öyle. Ama onu görmemiştim. Arkay'ın hayatında bazı insanlar ona görünmüyorlar. Kenny'yi görmüyorum. Bay Kuku'yu da görmüyorum. Ve beni doğuran o kadını da görmüyorum. Hayat bana bir ders verdi. Bazı yaraların üstü kapatılmalı. Yoksa çok daha kötü bir hale gelebilirler. Ben de şunu öğrendim. Kimseyi bilerek üzmemek gerekiyor. Annemden özür dilediğini görmek istediğimi kabul ediyorum. Bugün bile sorduğunda burada yanlışlık yok. İstersen bana inanabilirsin. O fotoğrafların hayattaki değerini bilseydim, özür dilemen için onları kullanmazdım. Gerçekten bunu yapmazdım. Bu benim yapabileceğim bir şey değil çünkü. Bilmeden bir hata yaptım. Çok özür dilerim. İçtenlikle özür diliyorum. Bir şey daha var. O fotoğrafları ben yayınlamadım. Seni çok sevmediğim doğru. Ama seni rezil etmek için tüm dünyayı kavgamıza karıştırmayı da düşünmem. Ben bunu asla yapmam. Bu gerçekten büyük bir kötülük. Bazı yaralar ve acıların üzeri kapalı kalmalı. Buna ben bile katılıyorum. İnan bana Arkay, o yaraları dünyaya açmam. Ne oldu? Bacağındaki yaradan söz ediyordum. Arkay'ın hayatının bir film olduğunu kabul ediyorum ama hayatında olan her şey bir diyalogdan ibaret değil. Yanlış anlaşılmalar gözyaşı getirdi. Bunun yüzünden hatanı telafi etmeye çalıştığını düşünüyorum.
Bu çok ilginç bir diyalogtu. Ne dedin? Seni hiç sevmiyorum. Sen cesur bir kızsın. Bugüne kadar her şeyi kibrini kullanarak yaptın. Güzel. Bunu da kibrinle kabullen. Bu demek oluyor ki Malik eskisinden de iyi. Evet, yurt dışından ilaç getirttik. Onların verdiği tedavi iyi geldi ve hızlıca iyileşiyor. Ama bu makineler nasıl oldu? Bay Arkey son 3 gündür hastayı ziyarete geliyor. Tüm bunları o ayarladı. Arkey Bey makine araştırmaları ve getirilmesi konusunda çok yardımcı oldu. Onun Malik'in durumunda büyük bir etkisi var. Arkey mi? Bunları Arkey yapıyor. Efendim, acile bir hastanız geldi. Pekala, sen gidebilirsin, ben geliyorum. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Peki. Arkey'in yeni hali hangisi? Düzgün kes, tamam mı? Tamam. Madu? Sen iyi misin? Evet anne, iyiyim. Birinin bana anne dediğini duymak ne kadar güzel. Hem de bu kadar içten bir şekilde. Ben Rishab için bir anneden sıradan bir kadına döndüm. Bütün bunları unut. Sen bana böyle anne dediğinde inan kalbim o kadar rahatlıyor ki. Hey. Ne oldu? Sana kayınvalide değil de anne diyor olmam daha mı iyi? İnsan sadece çocukken öğrendiğini söyler. Biri anne der, diğeri ise anneciğim der. Hayır, öyle değil evlat. İsimden çok hisler önemlidir. Ben beni seven iki gelinim olduğu için mutluyum. Hem de çok mutluyum. İyi ki varsınız. Öyle değil mi? Ha? Evet. O zaman git ve bunun tadını çıkar. Evet, hadi dinlen. Biz mutfağı hallederiz. İkimiz her şeyi hallederiz. Gideceğim. Ona dikkat et, olur mu? Tamam anne, tamam. Madu, hadi öğle yemeğini hazırlayalım. Arkey sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Ona kahvaltı götürdüm ama reddetti. Neden ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Neden bilmiyorum. Ama kötü hissediyorum. Beni Arkey'le gördün. Kim bilir şimdi benim hakkımda ne düşünüyorsun? Madu. Seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Lütfen benimle gel. Ne tehlikesi Bittu?
Patron, sana söylüyorum. Bak, bu yabancı bir numara. Polis bu numaranın sultana ait olduğundan şüpheleniyor. Yarın polis güneşin kare ve yeşil olduğunu söylese onlara inanacak mısın? Sana daha önce de söyledim Bittu. Birileri şaka yapıyor herhalde. Patron, ya öyleyse? Ne yapayım? Ne istiyorsun? Ama polis diyor ki kısa süre içinde her şeyi halledeceklermiş ve birkaç gün içinde her şey hallolur dediler. Bence evde kalın. Biraz zaman geçince de... Bittu! Bir aslanın mağarasında saklandığını gördün mü hiç? Bu Bombay benim ormanım ve kimse burada kükrememe engel olamaz. Bu telefonlar başlamadan önce olduğu gibi çekimlerimi, röportajlarımı ve fotoğraf çekimlerimi yapacağım. Ama patron, sadece bir hafta sürecek. Hayır. Patron, anlamaya çalış ne olur. Gel. Bir dakika. Nakit 1 milyon rupi var. Bir de bazı mücevherler, onlardan da 1,5 milyon rupi çıkar. 2,5 milyon rupi var burada. Geri kalan 1,5 milyon rupiyi de en kısa sürede ayarlarım. Dipali? Nedir bu? Biliyorum. Bu evlilik senin için bir yük ve zorunluluktu. Bırak o zaman. Arkey kutsal evlilik bağını bir şakaya çevirdi. Bu parayı at suratına. Özgürlüğünü al. Git. Git, kurtul buradan. Her şeyi biliyorum Madu. Arkey'in sana neler yaptığını biliyorum. Seni herkese nasıl rezil ettiğini de. Seni utandırmak için hiçbir şansı kaçırmadı. Sana acı vererek mutlu oldu. Çok kötü hissettim Madu. Sen de kendimi gördün. Arkey'in tıpkı sana yaptığı gibi bana da verdiği o yaralar yine kanamaya başladı. Evet Madu.
şu anki pozisyonunda eskiden ben vardım. Tek fark şu ki Arkeye bana 4 düğüm atmadı. Beni gayet güzelce ve sevgiyle kullandı. Sonra sıkıldığında kardeşiyle evlendirdi. Arkaya için sen de, ben de, herhangi bir kız da tıpkı o oyunları gibi. Evet, başta ilgileniyor seninle. Sonra yeni bir oyun çıktığında eskisi çöpe atılıyor. Seninle oynamasına izin verme Madhu. Git Madhu. Git. Al paraları. Git Madhu. Al şu paraları. Hadi. Bir adım at. Başka kimseyi düşünme. Git Madhu. Bakın hastanın durumu çok kritik. Birçok kırığı var. Para konusunu düşünmeyin. Siz tedaviye başlayın hemen. Hanımefendi, bu operasyon çok pahalı. Operasyon 2 ila 2,5 milyon rupi arası. İç yaralanmaları çok fazla. Operasyondan sonra 3 ila 4 ay arası da hastanede kalması gerek. Bu da 1,5-2 milyon rupi fazlası eder. Anneciğim, sana bir şey söyleyeceğim. Malik'in operasyonu için parayı veren kişi Arkay, kişi Arkay. Madhubala'nın Rishab Kundra'nın evinde kalmasına izin vereceğim. Ben Şemşir Malik, operasyon için gereken tüm parayı Arkay'e ödeyinceye kadar. Buradan Madhu, bu durumdan, bu evlilikten kurtul. Dipali, ben bu parayı alamam. Sorun nedir Madhu? Bu parayı sana sadece yardımcı olması için veriyorum. Dipali, seninle Arke arasında ne oldu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Çünkü bu senin geçmişin. Ama şimdi Arke ile ben varız. Arke bana bu bağı bağladı. Bizim kavgamız ve mücadelemiz, hatta tüm nefretimiz ikimizin arasında. Evet, bu sadece bizi ilgilendirir. Ve bugünkü durumla ben kendim başa çıkacağım. Parayı bir kere almıştım. Bu yüzden kendim ödeyeceğim. Başkasından alırsam bu yine çaresizlik yüzünden olur. Benim almak istemediğim başka bir yük olur. Umarım beni anlayabilirsin. Özür dilerim.
Madu'yla görüşebilir miyim acaba? Buyurun. Buyurun. Ben Madu'nun annesiyim. Merhaba. Merhaba. Anne? Madu. Anne, her şey yolunda mı? Neden geldin sen buraya böyle? Buraya haber vermeden gelmiş oldum. Bunun için özür dilerim. Lütfen özür dilemeyin. Madu, sana Malik'in durumunun iyileştiğini söylemeye geldim. Gerçekten mi? O getirilen makineler sayesinde çok hızlı iyileşecek. Getirilen makineler mi? Hastaneden mi geldi anne? Yani Arkay sana hiçbir şey söylememiş. Anneciğim... Ne oldu? Kızınız güvende işte. İlaçlarını zamanında alıyor. Bundan daha fazlasını umuyorsanız beni affedin ama insan vücudu daha büyük bir kalbe maalesef sahip olamıyor. Anne, lütfen otur. Hadi. Arkay, doktorlar bana Malik'in tedavisi için makine getirttiğini söyledi. Anneciğim, size geçen sefer de söylemiştim. Bu ev gelininin evi değil, Arkay'ın evi. Her istediğinizde gelemezsiniz buraya. Bana bunu söylemek için geldiysen seni duydum. Gidebilirsin. Rişap, bırakın öyle olsun. Arkay, her kim olursan ol, ne olursan ol, o makineler ve ilaçlar için sana içten teşekkür ediyorum. Rada, bizim oradaki kutlamalar için seni Ganesh Festivali'ne davet etmeye geldim. Kızım Madu eskiden bu kutlamaların gözdesiydi. Şimdi doktorların Malik'in hakkında... Anneciğim! Anneciğim, gitmeni istedim senden. Şimdi şu davetiye işleri yüzünden daha fazla zaman harcadım. Git. Rişap, o senin büyüğün olmakla kalmıyor. Ayrıca o senin akraban, bunu unutma. Arkay, kontratın getirdiği ilişkilere yeterince saygı duydu. Daha fazlasını ummayın. Daha fazlasını yapmayacağım. Rişap, sen ne diyorsun öyle? Bırak Rada. Ondan daha kötü şeyler duymazsam, Arkay'ın yanımda olup olmadığını nasıl anlarım? Bu mümkün mü? Fena değil. Karıcığım, bu lafları nereden öğrendiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Anasına bak, kızına.